Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem 9. sınıf biyolojide hangi konular var? Bunlara bakacağız. İkinci dönem konularımız biraz birinci dönem konularımızla bağlantılı olacak. Zaten bir tane ünitemizin yarısı birinci döneme, yarısı ikinci döneme kalmıştı. Ama 9. sınıf konularının şöyle bir özelliği var. Bunlar temel konularımız. Eğer bu konularda eksiğimiz olursa diğer sınıflarda bayağı bir zorlanıyoruz. Çünkü bunları bilmeden diğer konuları anlamak biraz zor oluyor. O yüzden de bu temel konularda eksiğimiz varsa 15 tatilde bu eksiklerimizi giderebiliriz. Şimdi 9. sınıfta hangi konularımız vardı? Onlara bir bakayım. 3 tane ünitemiz var 9. sınıfta. Birinci ünitemiz yaşam bilimi biyoloji adını verdiğimiz ünitemizde. Hücre ünitesi ikinci ünitemiz. Zaten bu ünitenin bir kısmını birinci dönemde, bir kısmını ikinci dönemde göreceğiz. En sonunda canlılar dünyasını gördüğümüz zaman konularımızı tamamıyla bitirmiş olacağız. Hemen bir birinci üniteyi şöyle bir hatırlayalım. Zaten birinci üniteyi bitirdik. Yaşam bilimi biyoloji dediğimiz zaman ilk olarak biyoloji biliminden bahsetmiştik çok kısa bir şekilde. Biyoloji bilimi tüm bilim dallarıyla iletişim halindeydi. Zaten canlı bilimi olduğu için birçok alanda çalışmalar yapıyordu. Gıda sorunlarının çözülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması gibi çok fazla derecede alanda çalışmalar yapan bir bilim dalıydı biyoloji bilimi. Sonra canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. 12 tane ortak özelliğimiz vardı. Beslenmek, solunum, metabolizma, homeostasi, adaptasyon gibi. Ama bunun haricinde tüm canlılarda ribozom olduğu için protein sentezi yapmak ortak olarak gerçekleşiyordu. Enzim sentezlemek, ATP üretmek, tüketmek ortak olarak gerçekleşen olaylar içerisindeydi. Canlıların temel bileşenleri dediğimiz zaman da ikiye ayırmıştık. Canlı vücudunda bulunan maddeleri, bizim bir inorganik bileşiklerimiz, bir de organik bileşiklerimiz vardı. İnorganik bileşikler dediğimiz zaman su, asit, baz, tuz ve minerallerden bahsetmiştik. Hiçbir canlı kendi üretemiyordu. Herkes doğadan hazır olarak almak zorundaydı. Organik bileşikler dediğimiz zaman da karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin, nükleik asitler, ATP, hormonlardan bahsetmiştik. İşte bu canlıların temel bileşenlerinde biraz eksikliklerimiz olabilir. Onları telafi etmeye çalışın. Çünkü canlıların temel bileşenlerinde kimin küçük, kimin büyük olduğunu, hangisinin monomer, hangisinin polimer yapıldığı olduğunu bilmezsek, bu sefer hücre ünitesinde madde alışverişi yaparken hangisi küçük, hangisi büyük bilmediğimiz için oradaki sorularda karışıklık yaşayabiliyoruz. Geldik hücre konumuza. Hücre konusu dediğimiz zaman da öncelikli olarak hücre tiplerinden bahsetmiştik. Doğada iki çeşit hücre tipimiz vardı. Bir prokaryot hücre tipine sahip olan canlılar, bir de ökaryot hücre tipine sahip olan canlılar vardı. Sonra hücre zarı tüm canlılarda ortak ve madde alışverişi de tüm canlılarda gerçekleşmek zorunda. Küçük maddelerin taşınması, büyük maddelerin taşınması, difüzyon, aktif taşıma, endostoz, egzostoz gibi olaylardan bahsetmiştik. Sonra sitoplazma ve çekirdek dediğimiz konuya geliyoruz. Sitoplazma dediğimiz zaman o hücrenin içerisinde bulunan sıvı kısımdan ve organellerden bahsediyoruz. Çekirdek de ökaryot hücrelerde genetik materyalin bulunduğu kısımdı. Fen liseleriyle Anadolu liselerinde burada bir farklılık var. Fen liselerinde önce organeller, sitoplazma ve çekirdek anlatılıyor. Sonra hücre zarından madde alışverişleri anlatılıyor. Anadolu lisesi işte normal meslek lise, düz lise dediğimiz liselerde önce hücre zarından madde alışverişleri, sonra sitoplazma ve çekirdek veriliyor. Yani konuların yerleri farklı ama anlatılan şeyler aynı. Önce biz hücre tiplerinden bahsedelim. Hücre tipleri dediğimiz zaman bizim bir prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarımız, bir de ökaryot hücre tipine sahip olan canlılarımız vardı. Prokaryotla ökaryota baktığımız zaman prokaryotların da mutlaka DNA'sı olacak, ökaryotların da DNA'sı olacaktı. Sonra ikisinde ortak olarak RNA dediğimiz nükleik asitte bulunmak durumundaydı. Bunun haricinde ribozom adını verdiğimiz protein sentezinin gerçekleştiği organelde tüm canlılarda ortak olarak bulunuyordu. Bu ökaryotla prokaryotun arasındaki fark ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler, prokaryotlara çekirdeksiz hücreler diyebilirdik. Endoplazmik retikulum olsun, mitokondri olsun, Golgi olsun, kofol olsun, zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı bir organel bulunmuyordu. En son ünitemizde de canlıların sınıflandırılmasını göreceğiz. Orada canlılara 6 tane aleme ayıracağız. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre tipine sahipler. Yani onların zarlı organelleri yok.
Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar aleminde bulunan canlılar ise ökaryot hücre tipine sahip. Yani çekirdekleri var, zarlı organelleri var. Tabii ki değişiklikler olabiliyor. Mesela bitkilerde kloroplast var, fotosentez yapabiliyorlar. Ama hayvanlarda ve mantarlarda kloroplast yok. Onlar fotosentez yaparak kendi besini kendi üretemezler. Çeşitleri değişebilir ama zarlı organeller ökaryotlarda bulunacak gençler. Sonra hücre zarından bahsetmiştik. Hücre zarı dediğimiz zaman da karbonhidrat, yağ ve proteinlerden meydana geliyordu. Şöyle fosfolipid adını verdiğimiz lipidler mutlaka bulunacaktı hücre zarında. Bu şekilde şöyle bir çizimde aslında. Hücreyi hep bir yuvarlak diye gösteriyoruz ya, şurayı da hücre zarı diyoruz. Bunun büyütülmüş hali. İki sıralı olarak şöyle dizilmiş fosfolipid tabakası var. Bu fosfolipid tabakasının arasından geçen, boydan boya uzanan protein kanallar veya yüzeysel kanallar bulunacak. Aynı zamanda karbonhidratlar da bulunacak. Ama karbonhidratlar asla tek başına bulunamazlar. Ya proteine bağlanacak, glikoprotein adını alacak, ya da lipitlere bağlanacak, glikolipit adını alacaktı. Hücre zarının özgünlüğünü, maddeleri tanımasını, cevap vermesini sağlayan şey karbonhidrat türevi maddelerdi. Hücre zarının şekline baktığımız zaman aldanmayacaktık. Hücre zarında en çok bulunan madde proteindi. Sanki böyle bakınca yağlar çokmuş gibi geliyor ama asla ona düşmeyin. Hücre zarının yapısında en çok proteinler var. Sonra lipid adını verdiğimiz şu beyaz beyaz gördüğünüz kısımlar var. En az miktarda da karbonhidratlarımız var. Bazı hücre tiplerinde hücre zarına desteklik olsun diye bir tane yağ çeşidimiz daha, yani kolesterol adını verdiğimiz yağ çeşidimiz de bulunabilecekti. Sonra hücre zarından madde alışverişlerinden bahsetmiştik. Küçük maddelerin taşınması, büyük maddelerin taşınması. Burada da şunu söyleyeyim, bazı hocalar yetiştiremediler, o yüzden bu kısmı ikinci döneme bıraktılar ama bazı hocalarınız da yetiştirdi, o yüzden birinci dönemin sonunda da görmüş olabilirsiniz. Küçük maddelerle neyi kastediyorduk? İşte temel bileşenleri bu bilmek burada önemli. Hücre zarında por adını verdiğimiz maddeler var. Daha doğrusu geçitler, kanallar var. Hücre zarındaki porlardan doğrudan geçebilenlere monomer, yani küçük yapılı diyoruz. Geçemeyenler dimer, trimer, polimer yapılı olabiliyorlar. Karbonhidratların yapı taşı kimdi? Monosakkaritlerdi. Yani monosakkaritin hangi türünü yazarsam yazayım küçük moleküldür. Böylelikle taşınma işlemini gerçekleştirebilir. Glikoz gibi, fruktoz gibi, galaktoz gibi. Yağların yapı taşları yağ, aside, gliserol direkt geçebilir. Onlar küçük moleküllerdir. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler, onlar da direkt geçebilirler. Ama protein büyük bir moleküldür. Hücre zarından doğrudan geçiş yapamaz. Küçük maddelerin taşınmasını da bir pasif taşıma, bir de aktif taşıma olarak ikiye ayırmıştık. Pasif taşıma dediğimiz zaman maddelerin adı üstünde pasif, yani enerji harcanmadan taşınmasıydı. Odanın bir köşesinden parfümü sıktım. Parfüm bir süre sonra diğer köşeye yayılır. Yani havada bu olay gerçekleşiyor. Bir şey çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gidebiliyor. Demek ki ortamında bunun için enerjiye ihtiyaç yok. Difüzyonu da kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir basit difüzyon dediğimiz difüzyon olacak. Bir de kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz taşıyıcı proteinlerin görev yaptığı difüzyondan bahsedeceğiz. Ama hangisi olursa olsun kesinlikle enerji harcanmıyor. Ozmoz da aslında suyun difüzyonuydu. Suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere taşınması anlamına geliyordu. Aktif taşıma dediğimiz zaman burada da unutmuyorsun. Aktif taşıma kimin altında? Küçük moleküllerin altında. Kesinlikle büyükler için aktif taşıma yapılmaz. Aktif taşıma bu sefer yoğunluk farkı diğer türlü olacak. Yine küçük maddeleri taşıyacaksın, enerji harcayacaksın. Bu sefer az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru. Büyük maddelerin hücre içine alınmasına endositoz, dışına atılmasına ise egzositoz diyeceğiz. Eğer içeri aldığımız büyük katı bir şeyse fagositoz, büyük sıvı bir şeyse pinositoz ismini vereceğiz. Ama egzositozda böyle bir ayrım söz konusu değil. Geldik sitoplazma ve çekirdeğe. Eskiden biraz karıştırıyorduk, sitoplazma ve organeller diyorduk. Aslında sitoplazma dediğimiz zaman şöyle hücreyi hayal edelim. Hücrenin içerisinde çekirdeği var. Aynı zamanda şurada organeller
dediğimiz yapılar bulunacak, bir de sıvı kısım bulunacak. Sitoplazma, hücrenin plazma kısmı. Yani hem sıvı kısımdan, ki sitozol sıvı kısmıdır, bir de organellerden oluşan kısımdan bahsediyoruz. Bizim zarsız organellerimiz olacak. Ribozom, zaten çok bahsettik, tüm canlılarda ortak olarak bulunan protein sentezinin gerçekleştiği en küçük organeldir. Sentrozom dediğimiz zaman o da hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan organelimiz olacak. Endoplazmik retikulum, çekirdek zarından hücre zarına kadar uzanan kanalcıklar ve borucuklar sistemi, madde taşınmasında görev yapacak. Granüllü, granülsüz olarak ikiye ayıracağız. Golgi, salgı paketleme işlerinde görev yapacak. Koful, boşaltım kofulu atıkları depolayacak. Besin kofulu, içeriye büyük bir besin alındıysa etrafında oluşacak. Bazı tek hücreli canlılarda kontraktil koful bulunduğundan bahsedeceğiz. Hücre içi sindirim enzimlerini taşıyan lizozom organeli olacak. Peroksizom da yine içerisinde enzimler bulunan ama farklı işlevler gerçekleştiren tek zarlı bir organelimiz. Çift zarlı organeller mitokondri ve plastitler olacak. İkisinin de kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Yani kendi küçük işlerini, yönetme işini gerçekleştirebiliyorlar. Mitokondri dediğimiz zaman oksijenli solunumla ATP üretimini sağlayan organel. Plastitler ise besin sentezinde görev yapacaklar. Kloroplast doğrudan fotosentez yapılmasında görevli organelimiz olacak. Kromoplast ve lökoplastlar fotosentez yapmayacak. Bitkiler sadece yeşil renkli değil, hani domates kırmızı, portakal turuncu renkli ya, o renklerin oluşmasını sağlayan kromoplastlar olacak. Lökoplastlar ise madde depolanmasını sağlayan toprak altı kısımlarda bulunan organelimiz olacak. Geldim çözelti çeşitlerine, onu da bir hatırlamış olalım aralarda. Hücre zarından madde alışverişlerini yaptığımız zaman hipertonik, izotonik ve hipotonik olmak üzere 3 çeşit çözeltiden bahsetmiştik. Hiper yüksek demek, izo eşit demek, hipo düşük demek. Hipertonik çözelti, yani çözeltinin yoğunluğu çok fazla derecede. O yüzden içerisine bir tane hücreyi attığımız zaman hücre dışarıya doğru su verecek. Hücre dışarıya doğru su verdiğinde ise büzüşme dediğimiz olay söz konusu olacak. Bir hücre büzüştüyse o zaman plazmoliz olmuş demektir. Plazmoliz olmuş hücrenin ozmotik basıncı, yani su alma isteği dediğimiz istek ne olacak gençler? Eski haline dönmek isteyeceğine göre ozmotik basıncı artacak. Su verme isteği, yani turgor basıncı azalacak. Ozmotik basınçtan turgor basıncı çıkarttığımız zaman da emme kuvvetinden bahsediyorduk. Emme kuvveti de tabii ki artacak. İzotonik çözelti hiçbir değişikliğe uğramayacak. Yani iki taraf birbiriyle aynı. O zaman su alma isteği de sabit kalacak. Turgor basıncı da sabit kalacak. Emme kuvveti de sabit kalacak. Hipotonik çözelti ise su alıp şiştiği çözelti olacak. Su alıp şişmek ne demekti? Turgor durumuna geçmek demekti. Eski haline dönmek isteyeceğine göre, yani su alma isteği, biraz daha alayım, şişeyim, patlayayım demeyecek, azalacak. Turgor basıncı artacak. Emme kuvveti de tabii ki azalmış olacak. Bunları videolarda çok daha detaylı bir şekilde anlatmıştık. Son ünitemizde canlılar dünyası olacak. Burada canlıların çeşitliliğinden, sınıflandırma çeşitlerinden ve canlı alemlerinden bahsedeceğiz. Sınıflandırma çeşitlerini de kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir ampirik sınıflandırmamız, bir filogenetik sınıflandırmamız olacak. Ampirik sınıflandırma dediğimiz zaman Aristo'nun yaptığı en eski sınıflandırmadan bahsediyoruz. Tabii ki günümüzde geçerli değil. Çünkü o zamanlarda, milattan önceki yıllardan bahsediyoruz, canlıların dış görünüşlerine bakmışlar. Sinek de havada uçuyor, leylek de havada uçuyor, hop ikisi akrabadır demişler. Ama günümüzde böyle yapmıyoruz. Birçok farklı şeye bakıyoruz. Analog organ dediğimiz görevleri aynı olan fakat kökenleri farklı olan organlara bakmışlar. Filogenetik sınıflandırma dediğimiz zaman ise doğal sınıflandırmadan bahsediyoruz. Günümüzde geçerli. Gen benzerliği, protein benzerliği, DNA benzerliği gibi birçok benzerliği kullanıyoruz. Burada ise kökenleri aynı olan organlara bakarak sınıflandırmamızı yapacağız. Daha sonra uluslararası düzeyde de kullanılan bir sınıflandırma basamak sisteminden bahsedeceğiz. Canlıları en başta alemlere ayıracağız. Hani bakteriler, arkeler alemi dedik ya. Alemler şubelere, şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler türlere ayrılacak. Ki canlıları daha kolay sınıflandırabilelim diye. Okul sistemi gibi düşünebilirsiniz. Okulda da işte 12'ler, 11'ler, 10'lar, 9'lar, sonra A şubesi, B şubesi diye ayrılıyor ya. Onun gibi düşünebilirsiniz.
Bunu da aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı kodlama sistemi kullanacağız. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlayacağız. Burada bizim için önemli olan tür olacak. Türü iki tane Latince kelimenin yan yana gelmesiyle isimlendireceğiz. Mesela diyeceğiz ki Pinus nigra, karaçam yazdık. Kesinlikle Türkçesini bilmenize gerek olmayacak. İlk isimleri cins adları olacak. Nigra dediğimiz zaman da yardımcı attan bahsedeceğiz. İkisi birlikte tür adını meydana getirmiş olacak. Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen, yani kısır olmayan döl verebilen canlılara da aynı tür diyeceğiz. Kabaca söyleyeyim, yani torunları oluyorsa aynı türdür. Atla eşek doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebiliyorlar ama çiftleştikleri zaman oluşan yavruların adı katır. Katır kısır olduğu için, başka bir çocuğu olmadığı için at başka bir türdür, eşek başka bir türdür diyeceğiz. Ve türün tanımı çok basit olmasına rağmen daha önce üniversite sınavında direkt sordular gençler. Prokaryotlar ve ökaryotlar diye zaten hücre tiplerinden bahsetmiştik. Sonra bunları alemlere oturtturacağız. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protist, bitki, mantar ve hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Bu alemin içerisinde çok fazla derecede canlı çeşitliliği olacak. Biz genel özelliklerin üstünden gideceğiz. Öyle gözünüz korkmasın, türe kadar aşırı detaylı olarak görmeyeceğiz. Bu canlı alemlerinde mesela işte diyeceğiz ki bakterilerin tamamı tek hücrelidir. Prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Şu 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 özellikleri olanlar var diyeceğiz. Bitkiler fotosentez yaparlar. Tamamı çok hücrelidir diyeceğiz. Böyle özelliklerini bahsedeceğiz. En sonda sınıflandırmada hiçbir alemin içerisine girmeyen virüslerden bahsedeceğiz. Çünkü virüslerin üzerinde tartışmalar var. Bazı bilim insanları canlı, bazı bilim insanları cansız olduğunu düşünüyor virüslerin. Virüslerin hem canlılara hem cansızlara benzer özellikleri var. O yüzden ayrı bir grup içerisine alacağız. Canlıların alemlerinin içerisinde göstermeyeceğiz bunları. Böylelikle 9. sınıfımızın son konusunu da bitirmiş olacağız. 10. sınıfa geçiş yapmış olacağız. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.